Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kıyafetimden dolayı ve sakal tıraş olmadığından dolayı özür dilerim. Önemli bir konu olduğu için böyle apar topar çekim yapıyorum. Ölüm bağırsaklardan gelir diyerek başlayayım. Yaşam için iki şey önemli. Birincisi sindirim sistemimiz, yani mide bağırsak sistemimiz. İkincisi ise damar yapımız, kalp damar sistemimiz. Hayatınızda bir kere bile antibiyotik kullandıysanız zararlı mikropları öldürürken yararlı bakterileri yok ettiniz demektir. Biz hepimiz vücudumuzda 40 trilyon yararlı bakteri taşıyoruz. Yani 40 trilyon yararlı bakteri yaşıyor bizde. Onlar olmazsa yaşayamayız. Sindirim burada oluyor, emilim burada oluyor, savunma sistemi burada destekleniyor. Hayatımız için en önemli şey bağırsak floramız. Biz bunu probiyotiklerle sağlıyoruz. Probiyotiklerden bahsedeceğim bugün. Herkes senede en azından bir kez bir ay probiyotikleri kullanmak zorunda. Mesela kişi ülser oluyor. Biz ona iki tane antibiyotik veriyoruz. Asit pompa inhibitörü veriyoruz. Antasitler veriyoruz. Bu antibiyotikler bir tane işte Helicobacter pylori'yi yok etmek için kullanıyoruz ama bağırsak florasını mahvediyor ki o güçlü antibiyotikleri kullandığınız zaman hepiniz biliyorsunuz ağız tadınız bozuluyor, diliniz paspa oluyor, simsiyah oluyor. Her tarafı yakıp geçiyor. Kısacası duvarda bir sivrisineği yok etmek için biz o duvara bazuka ile ateş ediyoruz. Bütün duvarı yerle bir ediyoruz. Antibiyotikler böyle bir şey. Kullanılması lazım zorunlu olduğu zaman ama ben burada zorunlu olmadığından bahsedeceğim. Eğer probiyotikleri kullanırsak bağırsaklarımızı düzelttiğimiz için yani yararlı bakterileri o yok ettiğimiz antibiyotiklerle yok ettiğimiz yararlı bakterileri yerine koyduğumuz için artık orada zararlı mikroplar üreyemez, yaşayamazlar. Yani Helicobacter pylori yaşayamaz, Colibacillus yaşayamaz, Candida yaşayamaz. İşte mide mantarı diyoruz biliyorsunuz. Anaerobik zararlı bakteriler yaşayamazlar. Probiyotiği düzenli kullanıyorum kendimde ve ailemde, ayrıca sevdiklerimde. Benim kullandığım probiyotiğin piyasadaki probiyotiklerden farkından biraz bahsedeceğim. Çünkü her yerde probiyotik bulabiliyorsunuz. Benim kullandığım probiyotik 169 ülkede denetlenmiş bir probiyotik. Amerika'da üretiliyor. FDA üretim onayı var. Ayrıca İslameler sertifikası var. Yani ürünün içerisinde jelatininde, kapsülünde domuz ve türevleri, içerisinde alkol ve türevleri yok. Koşer sertifikası var. Bizim ürünle ilgili daha detaylı bir bilgi vermem gerekirse 8 milyardan fazla koloni oluşturan birim barındırıyor. Biz ona COP diyoruz. Bakteri grupları muhafaza etki ve raf ömrü için dondurularak kurutuluyor, oluşturulmuş. Soya ve alerjen içermiyor. Bunlar tabii ki çok önemli. Forever Active Probe kodu da 610. Ben biliyorsunuz Forever Living firmasının üst müdürüyüm. O firmanın üst müdürü olduğum için bunları kullanmıyorum. Bu ürünler bu kadar iyi olduğu için ben bu firmadayım. Piyasadan almayın çünkü biz satış yapmıyoruz. Ürünleri direkt üreticimden indirimli almanızı sağlayacağım sizin. Forever Active Probe, gastroenteroloji alanında lider olan Kopenhag Üniversitesi Hastanesi'nde üretilen bir dizi yararlı probiyotik bakteri grubu olan Flora Aktif içerir. 6 farklı bakteri grubunun patentli karışımıdır bizim ürünümüz Forever Active Probe. Anlattığım gibi 8 milyar koloni oluşturan birim sunar bize. Bu bakteri grupları faydalı özelliklerine, klinik araştırmalara ve sinerjik olarak çalışma yeteneklerine göre araştırılmış ve seçilmiştir. Bu formül aynı zamanda probiyotiklerin bağırsakta depolanması, transferi ve dağıtımı sırasında devamlılığını sağlayan prebiyotik bir lif içerir. Probiyotik değil, prebiyotik bir lif içerir. Probiyotiklerin fonksiyonunu yerine getirmesi ve gelişmesi için ideal ortamı sağlar. Seçilen probiyotik lif, Forever Active Probe formülünde kullanılan bifidobakterilerin ve lactobacillus türlerinin fermantasyonunu desteklediği bilinen kısa zincirli bir fruktooligosakkarittir. Forever Active Probe, aktif vial teknolojiyle üretilmiştir. Yani bu teknolojiyle bir şişe üretilmiştir. Çünkü bu şişe de önemli. Probiyotikleri yani bu bakterileri, yararlı bakterileri aynı zamanda hayatta tutmanız lazım. Sayıların azalmaması lazım. Özel bir şişede üretilmiş ve özel bir kapak sistemiyle üretilmiştir. Vejeteryan bir kapsüldür üretilen kapsül. Bundan dolayı da probiyotikleri korumak ve nem emilimini kontrol etmek için tasarlanmış özel bir kapak sistemi içerir. Probiyotikler oldukça kırılgan olduğundan Forever Active Probe probiyotikleri üretim sırasında ve raf ömrü boyunca koruyan özel bir kriyo koruma teknolojisi kullanılır. Forever Active Probe içindeki probiyotikler Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum. Bunları doktor arkadaşlar için, sağlık kökenli arkadaşlar için ve eczacı arkadaşlar için özellikle söyledim. Ayrıca bizim probiyotiğimiz oda sıcaklığına dayanıklıdır. Yani oda sıcaklığında saklanabilir. Hepiniz mutlaka senede bir kutu
tüketin. Hastaların ben normal besin tamamlayıcılarıyla birlikte bunları en azından 3-4 ay kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bu şekilde sağlığımızı koruyabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ürünü piyasadan almayın bu tür ürünleri. Çünkü piyasadaki ürünlerin, işte anlattım size, çok da iyi değiller piyasadaki ürünler. Forever Living'in, yani size bahsettiğim ürünü de piyasadan almayın. Çünkü biz 3 tane firma yakaladık. Hepsi burada.com'da satış yapan, son kullanma tarihi geçmiş ürünü satıyorlar. İçeriği değiştirilmiş ürünü satıyorlar. Forever Living'in ürünüymüş gibi. Ucuza geliyor bizim ürüne göre ama neticede alan kişi parasını çöpe atmış oluyor. Bu firmalar halledildi kanun olarak ama hepsi burada.com'a bir şey yapılamadı. N11'e yapılamıyor, gitti gidiyor'a yapılamıyor. Çünkü bu firmalar, büyük firmalar sorumlu değiller kanun olarak. Çünkü şöyle diyor, ben diyor tüketiciyle satıcıyı karşılaştırırım diyor. Satıcının sattığı üründen ben sorumlu değilim diyor. Tüketici bunu araştırmak zorunda, beni ilgilendirmez oluyor. Ve kanunlarında bunlara bir şey yapamıyorsunuz. Türkiye'deki kanunlar böyle. O yüzden piyasadan bu tür ürünleri almayın arkadaşlar. Alırsanız canınız yanabilir. Samsung telefon alıyoruz, iPhone alıyoruz. Bunların distribütör garantili olmayanları da var. 1000 lira ucuz, 2000 lira ucuz ama onları almıyoruz. Niye almıyoruz? Arkasında işte distribütör garantisi yok. Bu söylediklerimi teyit etmek açısından, beni tanıyanlar zaten doğruyu söylediğimi biliyorlar ama teyit etmek açısından tanımayan arkadaşlarımız için söylüyorum. Forever Living'in telefonundan arayın, Google'da zaten görürsünüz firma telefonunu ve deyin ki işte falanca siteden şöyle bir ürün alacağım. Fiyatı da bu, yani indirimli alınan, resmi kanaldan alınan fiyattan daha ucuz. Bunu bize tavsiye eder misiniz? Arkasında siz var mısınız firma olarak, sizin ürününüz mü diye sorduğunuzda Forever Living'in ürününün olmadığını anlayacaksınız ve firma garantisinin, distribütör garantisinin olmadığını anlayacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Probiyotikler çok önemli bir konuydu. O yüzden böyle apar topar anlatmak zorunda kaldım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.